Herkese merhabalar. Bluetooth kontrolü robotumuzun aplikasyon aşamasının son bölümündeyiz artık. Şimdi en alt kısma bir hız kontrolü ekleyeceğiz ve bir de Bluetooth bileşenimizi ekleyeceğiz. O tabi non visible bir bileşen olacak. Şimdi buraya robotumuzun hızını kontrol edeceğimiz bir bileşen ekleyeceğiz şimdi. Ve onu da tabii üstüne bir tane de label ekleyelim ve e, ne işe yaradığıyla alakalı. Çünkü her bölüme biliyorsunuz bakın neredeyse koyduk bu tarz açıklamalar. Buraya da eklemiş oluruz. Şimdi ilk olarak bir tane horizontal arrangement yine ekleyelim. Şuraya koyalım ki yatayda bize e, imkan sağlasın bunu ayarlayabilmemiz için. Onun içerisinde de sonrasında bir label ekleyelim ve bu label'ımızın text kısmına e, hız kontrol diyelim ya da robot hız kontrol diyebiliriz. Evet şöyle yazalım. Şimdi bunun içerisine bir tane de e, slider ekleyeceğim ve bu slider'la sürgü şeklinde ili sağa solu yaparak robotumun hızını ayarlamaya çalışacağım. Şimdi slider'ımı aldım yine. Bunun içerisine attım fakat bakın yanına koydu slider'ı. İsterseniz böyle yanında da durabilir. Yani tasarımınızı böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz de buraya bir vertical arrangement ekleyerek robot hız kontrolü yukarıda, şeyde altta olacak şekilde, slider'da altta olacak şekilde bir düzenleme yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin özgür iradeniz veya tasarım gücünüz neyse artık ne nasıl adlandırıyorsanız istediğiniz gibi yapabilirsiniz bunu. Ben böyle yatayda bırakacağım çok fazla kafa karıştırmamak adına. Fakat bu e, horizontal arrangement'ı ben e, ekranımın tamamına dağıtacağım. Tamamını tamamına doğru yani şuraya doğru uzatacağım. Onun için de geliyorum. Horizontal arrangement'ımı seçiyorum ve buradan hate ve wit diye bakın seçeneklerim vardı. Yatayda yapacağım için şu an e, hate'im ve wit'im mi yataydı? Wit'ti sana. Bunu hep karıştırırım. Fill parent'ımı bir deneyeyim. Evet wit'miş. Wit de bunu denedim. Şimdi buraya geldim. Bunu da aynı şekilde sona kadar dayayacağım. Yani bu dibe kadar gelmesini istiyorum bunun. Ve o yüzden de bunu vitini yine fill parent yapıyorum. Bakın uzattım tamamıyla. Şimdi bir de slider'da şunu ayarlamamız gerekiyor. Bu slider en sola geldiğinde ve en sağa geldiğindeki üretici değerleri buradan giriyoruz. Max value ve min value kısımlarından. Şimdi benim motorumun hızı biliyorsunuz sıfırla 255 arasında PWM değerlerimiz. O yüzden bu minime minimuma ben 0, maksimuma da 255 giriyorum ki motorumun hızını tam anlamıyla yani karşı tarafta en bot tarafında ki standartlara eşitlemek amacım. Bir de burada bakın color left ve color right var. Yani siz şuradaki çubuğunuzu sağ sol hareket ettirdiğinizde çubuğun sağ tarafı ve sol tarafının renklerini ayarlamanızı sağlıyor. Buradaki yani işte ne kadar hızlıysa burası o kadar yeşil olur. Mesela sağ bu tarafa doğru çektiyseniz sağ taraf mesela yeşillensin. Eğer bu ta e, sol tarafa doğru çekiyorsanız da e, şeyin slider'ın sağ tarafı mesela kırmızılanır yani e, şey hareketi yavaşladığı için. Ya da istiyorsanız o renkleri siz kendi kafanıza göre mavi, beyaz gibi istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ben burada e, bu default değerlerle oynamak istemiyorum. Olduğu gibi bırakacağım. Çünkü zaten amacımız burada bizim örnek teşkil etmesi. Bir de şu robotus kontrolü biraz bold yapalım istiyorum. çünkü görünürlüğü artsın. Bir de e, şu horizontal arrangement'ımızın şuradaki horizontal arrangement'ımızın ortalama ayarlarını yapalım. Yani dikeyde de top değil de center yapalım ki şu yazımız tam ortalanmış olsun. Bir de bu projede tabii ki e, karşı taraftaki bluetooth cihazıyla bu aplikasyonun haberleşmesinin sağlanması için bir Bluetooth Silent gerekiyor bize. Öyle bir bileşenimiz var. Bakın şurada Connectivity kısmında şuradaki Bluetooth Silent'ı alıp ekranımızın boştaki herhangi bir yerine yerleştiriyoruz. Ve bu Non-Visible Components olarak gözüküyor. Yani program çalıştığında biz bu Bluetooth Silent bileşenini görmüyoruz. Yani butonları görebiliyoruz. Fakat Bluetooth cihazını görmüyoruz ki zaten görmemize de gerek yok. Biz bu aplikasyonda bir Bluetooth bağlantı özelliğini biliyor olmamız bizim için yeterli. O yüzden buradaki bileşenimiz non-visible olarak gözüktü. Şimdi kaba haliyle, tabii siz bu kaba haliyle dememdeki espri şu. Siz istediğiniz değişiklikleri, arka plan veya buton renkleri, background renkleri, yazı fontları, yazı renkleri, işte düzenlemeler, işte belki bu robotus kontrolü şuraya çıkartmak isteyebilirsiniz. Bu da olabilir. Yani işte bağlantı yok cihazlar listelerinin yanına robotuz kontrolü de koyabilirsiniz mesela. Veya biraz önce bahsettiğimiz gibi buraya 4 tane buton değil 8 tane buton koyup işte robotun ara işte kuzey batı, kuzey doğu gibi hareketlerini sağlayabilecek e, fonksiyonlar da oluşturabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin kendi kontrolünüzde olan şeyler olacak. E, şimdi ben bu e, yaptığım tasarımı bir Android cihazda görmek istiyorum. Bunu görebilmek için de e, Connect menüsünden AI Companion seçeneğine tıklayarak ya da komutuna tıklayarak bir barkod oluşturuyorum. Karşı tarafta da yani Android cihazımda da bir e, program olması gerekiyor biliyorsunuz MIT AI2 Companion diye. Bunu Google Play'den ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bunlardan zaten bahsetmiştik daha önceki derslerimizde. Açıyorum ben şu an uygulamamı MIT Companion'ı. Burada scan QR kod butonuna tıkladığımda telefonumla QR kodumu okutuyorum. Ve şu an yüklenmeye başladı. %15'i tamamlandı şu anda. tamamen açıldığında ekranımda benim. Şimdi size göstereceğim zaten şey yaptım yaptığım tasarımı. Şöyle hemen kameramı bir açayım. Evet bakın Burada e, yaptığımız tasarımı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şurada bakın. Şöyle yalnız tasarım bir tarafa doğru yaslanmış dikkat ettiyseniz. Peki bunu nasıl ayarlayabiliriz? Nasıl ortalayabiliriz? O da şurada screen bir kısmına geliyorum. Bakın şurada. Komponentlerin en tepesinde bir screen ana ekran bileşenimiz var. Burada align horizontal ve align Vertical seçeneklerimi center olarak değiştirirsem arkadaşlar şöyle. Bakın ekranımı ortalamış oldum. Ve dikkat ettiyseniz şuradaki görüntüyle gerçek telefon ekranındaki görüntü birbirini tutmuyor. Burada tamamını kaplamış durumda ve telefonumuzda daha küçük gözüküyor. Yaptığımız iş bunu e, isterseniz bileşenleri büyütüp küçülterek de düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi bunu ayarlama şansına sahipsiniz arkadaşlar. Tasarımımız bu şekilde. Burada kullandığınız bileşenleri mesela hareket butonlarını 50 piksel yapmıştık. 75 yaparak büyütebilirsiniz. Yani ekranın tamamını kaplatabilirsiniz. Yaptığınız değişikliklerle. Tasarım kısmı genel itibariyle bu şekilde. Şimdi artık bu dersten sonra kodlama kısmına geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Kendinize dikkat edin.